Simart programına hoş geldiniz. İşte yine muhteşem bir sergiyle sizlerle birlikteyiz. Simart ekibi olarak Nursel Sökmen Bayram'ın sergisine sizleri getirdik bu kez İsmet Feyit Güney Sanat Merkezi'nde ve birbirinden farklı konuları işleyen resimler var şu anda. Arkamda zaten bir tanesini görüyorsunuz. Az sonra sevgili Nursel'le birlikte olacağım. Onunla sohbet edeceğiz ve dediğim gibi farklı farklı konular var. Tüm bunların hepsini Nursel'in ağzından aktaracağız sizlere. Hepiniz Simart'a hoş geldiniz. Sergiden şöyle azıcık görüntüleri size aktardık ama dediğim gibi her birinin farklı bir hikayesi var ve Nursel'den alacağız dedim. Sevgili Nursel'le birlikteyim. Nursel'cim, o güzel heyecanı yaşadık biz ve açıldı bu sergi. Hep sohbet ettik, açıldıydı, açılacaktı. Hatta geçtiğimiz günlerde bir programda da yine seninle birlikteydik. Evet, bu sergiyi açtık. Güzel de oldu ama her birinde bir hikayesi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ben... Bu yolculuğu önce bir konuşalım mı? Nasıl oldu? Karar tabii. Verelim. Başladık bir geldik buralara kadar. Tabii. Bu yolculuk ilk başta çocuklarıma miras demiştim programda da biliyorsun. İki tabloyla başladı. Hayatımın bazı bölümlerini, iyi bölümlerini çocuklarıma miras olarak kendi evim için, kendim için yapmıştım açıkçası. Sonra bir baktım. Ben buna Türkiye'deki işte siyasi dalgalanmaları da koymalıyım. Çünkü bazılarına ben de şahit oldum. Şahit olduğum şeyleri de yansıtmalıyım diye düşündüm. Öyle başladı serüvenimiz. İlk bu tabloyla başladı. Çünkü bu tablo benim doğumumdan ailem, annem, babam ve çocukluğumu yansıtıyor. Ve kaybettiklerimizin anısına
dair yaptım bunu. Buradaki resimdeki zaten birçoğu vefat etti, yok hayatımızda ama tablolarda yaşasın istedim. Buradan başladı. Peki çocukların tepkisi ne oldu anne? Böyle bir şey, bir yolculuk başladı ki sergide kızınla da birlikteydik burada. Bu yolculuk başladı. Onlar da teşvik etti mi anne bir tane daha, anne bir tane daha? Çok teşvik ettiler. Hatta işi biraz uzattılar. İşte bizim çocukluğumuzu neden koymadın? İşte beni niye yapmadın? Ben neredeyim? Sürekli onların da hayatlarının içerisinde tabii devam edecek bu. Onlara da dair bazı şeyler yapacağım ama ilk başta kendimi yapayım dedim. Zaten günümüz Türkiye'sinde olayların içerisinde gerek çocuklar gerek sizin tabii, olduğunuzu tabii, en tabii. azından biliyoruz. Onlardan da ileriki tarihlerde belli ki bir şeyler bulacağız biz Nursel'de. Muhakkak, muhakkak. Türkiye'deki çalkalanmaları da bulacağız. Olayları bulacağız. Yani sonuçta biz bunları birebir yaşıyoruz. Bunları yansıtmak lazım. Ediyorum Nursel böyle birbirine sanki bağlayan bir şekilde de sıralandı bütün resimler. Örneğin şimdiki resmimizde neydi? Çünkü yine küçük küçük kişiler var, bir resimler var. Ortada bir kadın. Evet, anılar. Yine anılar. Burada da tabii ki işte okul dönemlerini anlatan anılar var. Hepsi hatırada kalmış ama bir kadının bunun hayallerini yaşaması... artı onların özlemini çekmesi, geçmiş anılar güzeldi. Onları anlatmaya çalıştım. Orada okul arkadaşlarım, hocalarım, bir yaşanmışlık var orada da. Yaşanmışlık var değil mi orada? Evet. Aslında bakıldığı zaman daha önce de seninle sohbet ettiğimizde kapalı pek çok şey var demiştin. Çünkü evet. Serginin ismi de niye Nursel kapalı dedim de pek çok kapalı şey var hayatımızda. Evet, evet. Sonra bir bakıyorsun açılıyor bir yerden, farklı bir boyuttan, farklı bir şekilde yine açıyoruz demiştim. Ve bu kapalı olan olayları tek tek açmaya başlamışsın sen buralarda. Çok etkiliyor aslında insanı baktığında. Ben de insan kendinden de bir şeyler buluyor gibi geliyor bana. Ve ya. Seninle sohbet ettikten sonra şöyle bir düşündüm. Kapalı ne kadar çok şeyim varmış böyle. Tabii. Varmış. Yani ruhumuzda kapattığımız çok şey var. Var. Bunun yanı sıra herkese yansıtamadığın şeyler var. Evet. Onları ne yapıyoruz? Kapatıyoruz kendi içimizde bir şekilde. Evet. Ama ben resimlerle yansıttım. Kimi müzikle yansıtır. Evet. Kendimizi bir şekilde açmamız gerekiyor. Kapalı kalmayalım. Kalmayalım dedik ve kapalıyı açtık biz burada evet, seninle. Evet, şuraya bakacak olursak. Şuradaki kız. Buradaki kız, burası zaten Kıbrıs'ı anlatıyor gördüğün gibi. Zaten konu konu götürüyorum. Tarihler evet. gidiyor. İşte 1974 yılının sizlerin acısı tabii Türkiye'ye de yansıdı, hepimize yansıdı. Biz o zamanlar küçüktük ama ailelerden duyduğumuz kadarıyla bir şekilde işlemiş içimize. Tabii ki. Bir şekilde işlemiş ve buradaki kadın o anıları düşünüyor ve üzgün ve kapanmış. Çünkü ne kadar olursan ol, o olayları yaşamak istemiyoruz, o olayları tekrarlamak istemiyoruz, o olayları tekrar düşünmek istemiyoruz. Unutmak mı istiyoruz? Unutmak istiyoruz ama bir yerde bir şekilde yansıtıp ondan sonra kapatalım bu konuyu. Satchitananda Parabrahma Purushottam.
Ve dediğim gibi bu beni çok etkiledi Nursel. Yine Hürriyet gazetesinden küpürler görüyorum. Maraş'la ilgili bir yazı görüyorum. Kahramanmaraş ölü sayısı 95'e cenaze falan. Cumhuriyet gazetesi. Evet. Bu hangi dönem? Bu 78 dönemi. Bir katliam, Maraş katliamı. Tabii bizler o zamanlar küçüktük ama araştırdığım zaman tüyler ürpertici şeyler, birçok insanın hayatına mal olmuş, 200 kişiden fazla ev yakılmış, 100'den fazla 150 kişi katliama uğramış, hatta anne karnındaki bebeği öldürülmüş. Bunlar beni çok etkiledi. Birebir yaşamadım, evet bunu birebir yaşamadım ama gördüğünüz gibi işte Allah için savaşa, o bölüm beni çok etkiler her zaman. Yani bu bir insanlık ayıbı. Hakikaten bu bir vahşet. Ama bunları unutturmamak adına bunları hatırlamalıyız. Yani bunları hatırlamalıyız ki tekrarı olmasın diye düşünüyorum. Kapatmamalıyız bazı şeyleri, açmalıyız. Bu acıları, çektiğimiz acıları kapatmamız için, o yaraları kapatabilmemiz için tekrar üstünden şöyle bir geçmemiz gerekiyor diye bakın düşünüyorum. Bakın ne güzel, siz açıp okudum, araştırdım. O yaşlarda değildim. Değil ama mi? Açtım, okudum, evet. Ve çok etkilendim diyorsunuz. Yani bunları zaman zaman aslında o kapalı olan gerek yazıları, gerek gazeteleri, şimdi artık elimizin altında görsel pek çok şey var. Onları şöyle bir açıp, evet. Galiba açmak geçmiş lazım. Kapalı de. Neydi? Aman oldu, geçti. Günümüze bakalım değil, geçmişten bugüne nasıl gelindi diye görmek lazım ki evet, çok güzel bu da. Evet, bu resimde 1993 Sivas katliamını anlatıyoruz ki ve bunu ben birebir yaşadım. Çünkü orada oturuyordum. İnsanlık ayıbı sayılmadı. Maalesef insanlık ayıbı sayılmadı. Fakat 35 ölümümüz var. Bunun yanı sıra yangın, dumandan. O zamanki anılara geçtiğim zaman o şehrin kasvetli havasını, o insanların telaşını hatırlıyorum. Gençtik, evliyim, çocuklarım var ve telaştasın.
insanlar koşuşturmada ve şimdiye kadar hiç olmamış bir olay. Bu şenlikler çok yapılmıştı. Pir Sultan Abdal şenlikleri. Ama ilk defa böyle bir organize edilmiş olayla karşı karşıyaydık. Yangının olmasıyla bu kapalı zihniyet dediğim var ya, o kapalı zihniyetler insan insana zarar veriyor mu? Veriyor. Kötü günlerde. Kötü günlerde anmak istemezdim. Geriye de bakarken zaten hep korkuyla diyorum ya. Hep korkuyla bakıyorsun. İşte bu. Evet, burada da 2012. 10 Eylül 2012. Burada neyi anlattık sevgili Nursel? Yazılar. Evet, yazılar. O zamanki anılar, yazılar. 12 Eylül'ü anlatıyoruz. 12 Eylül'ü biz birebir yaşadık. Tabii o zamanlar ortaokul dönemlerindeydim ama bizler çabuk büyüdük. Daha çabuk mu olgunlaşma oldu? Çok çabuk olgunlaşma oldu. Çünkü olaylar bizi olgunlaştırdı. Ailemizde, etrafımızda, ailelerin evlerine yapılan baskınlarda, ölümler, idamlar, işkenceler, bunları birebir yaşadık. Ha ben yaşamadıysam akrabam yaşadı, çevremdekiler yaşadı ve hayatımızı etkiledi. Hakikaten etkiledi çünkü işkence çeken insanlar, 12 Eylül'ü yaşayanlar çabuk atlatamadı. Hala daha da atlatamıyorlar. Hala da içlerinde acı var. Tabii bunlar kendi yakın olduğumuz kişiler olduğu için birebir onların acılarını bizler de yaşadık. Ve ben de bunu yansıtmak istedim. Tabii yazılarla birlikte. Gazete küpürleri var. Evet. Aralarda. Evet. Özellikle çünkü gazete küpürlerini koymak istedim. Bir şeyleri bazen anlatamazsın resimle veyahut da birebir tarihi yansıtmak istersin ya, odur. Deniz gezmişler, Yusuflar, şehitler, darbeler. Evet, baksanıza yukarıda işkence gören belli ki. Tabii askeri darbelerimiz oldu. Evet. Bayağı bir sıkıntılı dönemlerdi. Bu şekilde yansıtmak istedim. Ne kadar anlatabildim veya ne kadar insanlara etkili oldu. Tabii bunlar seyircilerin gözlemleriyle bana yansıdı. Ama şunu gördüm ki hakikaten insanlar bu olayları yaşamış, görmüş, biliyor ve artı içinde kalmış herkes. Evet. Biz kapalıları bu şekilde açıyoruz.
Daha önce de konuştuğumuzda sergiyle ilgili hepsinde bir hikaye bulundu, hepsinde. Evet. Ve bu yanılmıyorsam Çernobil'le ilgiliydi değil mi bu? Evet, bu Çernobil'le ilgili. Çernobil'i biz şöyle yaşadık. Evet, Ukrayna'da oldu, 86 yılında oldu ama Çernobil'in patlak döneminde ben hamileydim. Ve o dönemler çok hastalıklar oldu ve ben hamileliğimi 9 ay boyunca şüpheyle yaşadım. Sakat doğdu mu, doğacak mı? Neden yani bir ülkenin yanlışı yüzünden bütün insanlar ceza çekseydi? Kanserler, ölümler, tabii kimyasal bir nükleerdi bu. Sonuçta çok sakat doğumlar oldu, kanser olayları oldu, ölümler oldu. Neden olsaydı? Ki bu hataları yapılmaması adına tekrar bu da gündeme gelmeli diye düşündüm. Ve çok da iyi olmuş. 1986 yılı. Evet, Ukrayna Çernobil patlaması. Hayatımın en kötü hamileliği ve duygularımı bazen böyle yazı veriyorum kendime. Güzel, ama ne güzel yazmışsın. Aslında bir kadının en özel 9 ay çok özel geçmesi gereken bir dönem, ama baksana. Korkuyla yaşamak. Yani bebeğim sakat mı doğacak? O zamanlar tabii tıp böyle bu kadar ileri değildi. Yani sakat doğacak mı doğmayacak mı ihtimalimiz yok. Ama şükürler olsun ki çocuklarımız sağlam. Ve böylelikle bir Simart programının daha sonundayız. Dediğim gibi harika bir sergiye getirdik. Pek çok konuyu öğrendik sevgili Nursel'in ağzından bu resimlerle ilgili. Haftaya farklı konu, farklı konuk. Ben yine ekibimle sizlerle birlikte olacağım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.